tamamen gerçek Japon ramenini yapan ilk restoranız. Bunu yerken aslında ses çıkması gerekiyor ki yemeği sevdiğimiz belli olsun. Japonya'da böyle bir kültür var. Hemen höpürdetince, ses çıkarınca lezzetinin tam alındığı bir ürün olduğu için çok da çiftler için hani uygun tabii ki ama yeni çiftler için değil diyebiliriz. Ramen yemek arasında muhabbet edebileceğiniz bir ürün değil. Marketlerde bulunan paket içerisindeki noodle ürünleri sıcak suya koyuyoruz, bekletiyoruz ve aslında çorbasıyla beraber tüketiyoruz. Bu da aslında bir çeşit ramen. Fakat biz burada hazırladığımız rameni insanların paket olarak evine götürmesine bile müsaade etmiyoruz. Coğrafta kalmış bir ürünü tüketmek ne kadar sağlıklıdır bunu tahmin edebiliyoruz. Berker Çakır benim ismim. Uluslararası bir turizm acentasının Türkiye'deki sorumlusuydum. Bu acenta ile Avrupa turları düzenliyorduk öğrencilere otobüsle. 2017 yılında da hem bu turizm firmasına ortak oldum hem de restoran işletmeciliği dünyasında adım atmış olduk. Sushi Lab markası ile Beşiktaş'ta böyle 15 metrekarelik bir sushi restoranı açtık. Turizm acentasındaki ortaklığımdan ayrılıp sadece restoran sektöründe devam etme kararı aldım. Ramen Türkiye'de çok geçmişi olmayan, neredeyse hiç geçmişi olmayan bir ürün. Fakat yine Avrupa ya da yurt dışı gezilerimizde çok fazla yaygın olduğunu gördüğümüz ve lezzetinin aslında Türk damak tadına sushi'den belki daha uygun olduğunu düşündüğümüz bir ürün. 2 sene boyunca bir araştırma sürecimiz oldu bununla ilgili. Doğru ürünü yakalamak adına, doğru reçeteyi oluşturmak adına. Yaptığımız ramenlerin reçetelerini sadece firma bünyemizde 3 kişi biliyor. Diğer kısımları destek sınırı olarak tutuyoruz diyebilirim. Ramen aslında Çin'de çıkmış bir ürün. Lamyen olarak biliniyor. Ama daha sonrasında Japonlar bu ürünün hakkını vermiş. Tayland mutfağında bu var. Vietnam mutfağında pho deniyor. Bizim mutfağımızda bile aslında bir beyran çorbası, bir erişteli tavuk çorbası ramenin bir başka versiyonu. Rameni oluşturan 5 tane aslında ana element var. Bunlardan ilki ramenin çorbası, ikincisi ramenin kendisi yani noodle'ı, üçüncüsü taresi yani aroması diyeyim, aromatik tuzu, dördüncüsü aromatik yağı, beşincisi de son dokunuşunu yaptığımız topping kısmı. Ramen aslında savaş döneminde çıkmış bir yemek ve bizim aşure gibi düşünebilirsiniz. Yani ne var ne yok bir öğünde bütün besin maddelerini nasıl alabiliriz sorusuna cevaptır ramen. Döneminde genelde fakir halkın yediği bir ürün olarak ortaya çıktı. Fakat son zamanlarda bu diğer ülkelerde daha üst kesimlerin tükettiği bir ürün haline geldi. Ama şu an hala Japonya'da, Kore'de ve Çin'de halkın her kesiminin yediği bir ürün. Nasıl bizim kuytu bucak bir kebap restoranımız var ama aynı zamanda çok ünlü ve pahalı lüks kebap restoranlarımız var. Şu anda da ramen tamamen ülkenin tüm kesimine yayılmış bir kültür aslında. Bu ramenin ismi beef shoyu ramen, et bazlı ramen diyebiliriz. Soğan yağını ilk koyuyoruz. Bu soğan yağını biz kendimiz yapıyoruz. Soya bazlı yani shoyu tatlandırıcısını ekliyoruz. Bu hem aroma hem de tuz veriyor ramenimizin içerisine. Şu ufacık miktar bize ramenin tüm aromasını sağlıyor. Marketlerde bulunan paket içerisindeki noodle ürünleri sıcak suya koyuyoruz, bekletiyoruz ve aslında çorbasıyla beraber onu tüketiyoruz. Bu da aslında bir çeşit ramen. Fakat sonuçta bu ürün çok uzun süreler bu rafta kalıyor. Kalması için de bu ürünün içerisine ciddi miktarda koruyucular eklenmesi gerekiyor. Bu da pek de faydalı olmadığı gerçeğini bize gösteriyor. Çünkü biz burada hazırladığımız rameni insanların paket olarak evine götürmesine bile müsaade etmiyoruz. Aylarca kalmış bir ürünü tüketmek ne kadar sağlıklıdır, ne kadar faydalıdır ya da ne kadar zararlıdır bunu tahmin edebiliyoruz. Tamamen kendi el yapımımız, eriştelerimizi her sabah yapıyoruz. Ramenimizi sadece bu iş için özel olan sepetlerimizin içerisinde 1 dakika boyunca haşlayacağız. Taze ürün olduğu için 1 dakika haşlama bizim istediğimiz kıvamı elde etmemizi sağlıyor. Dashi dediğimiz bir başka çorba kategorisi adı altında tanımlayabileceğimiz ürünü koyuyoruz. Ve toplamda 3 gün hazırlığı süren çorbamızı ilave ediyoruz. Bu çorbanın kaynar olması çok önemli. Özellikle de bir Japon'un önüne soğuk bir çorba koyarsanız onu aynen size iade edecek.
Makarnamız bu arada 1 dakika oldu ve pişti. Ve işin son kısmına doğru yola çıkıyoruz. Bu da topping kısmı. Tamamen gerçek Japon ramenini yapan evet ilk restoranımız diyebilirim. Bu işe girerken çorbanın içerisine makarna mı atılır dediler. Gerçekten aslında sokaktan çevirseniz 10 insandan 9'unun ramen sorusuna bir cevabı olmadığı büyürür. Ama biz o biri yakalamak üzerine harekete geçtik. Tabii ki bunun riski vardı ama biz yine ürünümüze, pazarlama kapasitemize güvendiğimiz için gözümüzü kırpmadan girdik bu işe. Beef shoyu ramenimizin içerisindeki topiklerden ilki taze soğan. İkinci koyacağımız ürün aslında bizim biraz mutfağımıza uzak bir ürün. Bu da bambu filizi. Geldiğinde sarı renkte oluyor ve bizim bazı soslarla ve işlemlerle son haline getirdiğimiz kısmı burada. Üçüncü ürünümüz istiridye mantarı. Diğer toppingimiz ana ürünü diyebiliriz toppingler içerisinde. Bu da bizim etimiz. Beef çaşı olarak bu eti tanımlıyoruz biz. Bu da bizim 3,5 günlük bir süreçten geçirdiğimiz bir et. Bu eti en önce marine ediyoruz, mühürlüyoruz. Özel bir sos içerisinde pişiriyoruz. Tekrar marine ediyoruz ve karşınıza bu et çıkıyor. En son aromasını daha da ortaya çıkarmak için pürmüzle ufak bir ısı işlemi uyguluyoruz. Ramenin aslında olmazsa olmaz ürünü ajitama, turşulanmış yumurtayı ekliyoruz. Yumurtayı belli bir süre, bunun saniyesi bile çok önemli. Yani bir saniye daha fazla bile olmuyor. Haşlıyoruz. Özel bir sosta marine ediyoruz. 14 saat marinede kalıyor ve ondan sonra sosundan çıkarılıp servise hazır hale geliyor. Sayamıyorum kaç bin adet çorba denemesi yaptık. Çünkü özellikle ramen çorbadan başladığı için çok fazla bu konuda zayi verdik diyebiliyorum. O yediğiniz tabağın içerisinde belki 40'ın üzerinde bir ham madde yer alıyor. El işte yaptığımız unun protein değeri bile Türkiye'de Japonya'daki gibi değil. Bu yüzden de bunu yakalamadığın zaman kıvamda bir kayma yaşıyorsunuz doğru reçeteye göre. Bunu bile çözebilmek için ciddi uğraşlar verdik diyebilirim. Ürünün kalitesini bozmamak adına biz sadece günde 150 porsiyon ramen üretebiliyoruz. Bu kapasite bittiğinde de restoranımızı kapatıyoruz. Bu bazen 7'yi 8'i de bulabiliyor, bazen 6'da da kapatabiliyoruz ama bazen özellikle yazın sıcak dönemlerde kapanış saatine kadar da ramenimizin olduğu oluyor. Yediğiniz her malzemenin arkasında uzun uğraşlar var. Bir çorbamız bile bizim 3 günde aslında masaya gelebilecek seviyeye geliyor. Bunun dengesini sağlamak biraz zor ve aynı lezzeti her müşteriye sınırsız bir şekilde verebilmek de bize göre çok riskli ve imkansıza yakın bir operasyon. Bu yüzden de biz evet belki kazancımızdan fedakarlık ederek bunu sınırlıyoruz ama kalitemizi bozmak istemiyoruz. Bu yüzden de günlük 150 porsiyon yapıyoruz. Bitti mi de restoranımızı kapatıyoruz. Chopstick'leri alıyorsunuz. Sol elinizde de çorba kaşığınızı alıyorsunuz. Bu çorba kaşığı da tamamen ramen'e özel bir çorba kaşığı. İlk etapta biraz çorbasını gezdiriyorum toppingleri üzerinde. Bunu yapmamın sebebi de aslında üzerine koyduğumuz malzemelerin aromasının çorbaya karışması. Başlıyorum. Bunu yerken aslında ses çıkması gerekiyor ki yemeği sevdiğimiz belli olsun. Japonya'da böyle bir kültür var. Erişteyi götürüyorsunuz. Alttan da bazen destek verebilirsiniz. İşlemiyle aslında çekiyorsunuz. Bu şekilde yediğinizde de belki garip ama lezzetini daha iyi alıyorsunuz diyebilirim. Ramen aslında çok date yemeğine uygun bir ürün değil. Çünkü yerken görüntünün çok da sempatik olmadığı ortamlar oluşabiliyor. Çünkü ramen höpürdetince, ses çıkarınca lezzetinin tam alındığı bir ürün olduğu için çok da çiftler için hani uygun tabii ki ama yeni çiftler için değil diyebiliriz. Nasıl yiyeceğinizin tercihi size kalmış. Ben genelde biraz erişte tüketiyorum. Arada bir topping yiyorum. Dibine geldiğimizde aslında çorba ağırlıklı oluyor ve ufak parçalar kalıyor ve o kalan kısımları da kaşıkla içiyorum. Bu şekilde de yedikçe toppingleri ilk başta yediğimiz için kalan çorbanın aroması bekleyen toppinglerden dolayı daha da artıyor. Bunu şu şekilde de yiyen var. Direkt erişteyi çorbanın içerisine götürüyorlar ve hepsini bir anda yiyorlar. Ramen yemek arasında muhabbet edebileceğiniz bir ürün değil. Çünkü içerisinde çok fazla mineral, çok fazla besin öğesi olduğundan sizi çok çabuk doyuracak bir ürün. Nicelikte değil ama nitelikte doyuracak bir ürün olduğundan 3-5 kaşık aldıktan sonra eğer muhabbete, sohbete dalarsanız bir anda doyduğunuzu hissedeceksiniz. Bu yüzden ramen yediğinizde hiç muhabbet etmemenizi, sohbet etmemenizi öneriyorum ki yemeğin hakkını verebilirsiniz ve tabağınızı bitirebilirsiniz.
Kaizen Ramen tarafında daha fazla ilerlemek istiyoruz. Bunu şubeleşmek, bunu kontrollü franchise vermek üzerinden düşünebilirsiniz. Çünkü şu anda çok bakir bir ürün bu. İnsanların çok bilmediği bir ürün ve bizim iş tatminkarlığı açısından da bu ürünü tanıtabiliyor olmak ticari kaygının da yanında bizim için çok önemli. Ufak bir restoranda başladık. Risk almadık ama bundan sonra potansiyeli gördüğümüz için bu konuda lezzeti korumak şartıyla ilerlemek istiyoruz.